Maydanoz. Maydanoz, maydanoz ne meraklısın. Patates, bence sen günde iki kere yıkanmalısın. Portakal, sen de tezgahın üzerinde yuvarlanmaca oynamamalısın. Yumurtalar, emniyet kemeri takmalısınız. Maydanoz, maydanoz. Asker maydanoz, emirlerinize hazırdır komutanım. Ne askeri, ne komutanı maydanoz? Bu soruyu asıl sana sormak lazım naneciğim. Sen ne zaman mutfağın komutanı oldun? Komutan? Kulağa güzel geliyor ama ortada komutan falan yok. Ben sadece besin arkadaşlarıma tavsiyeler veriyordum. Her şeye nane olmak böyle bir şey galiba. O söz her şeye nane olmak değil de her şeye maydanoz olmak değil miydi? Karıştırdın galiba arkadaşım. Bence maydanoz yerine nane olsa daha uygun olurdu. Çünkü sen her şeye benden çok karışıyorsun. Nane, ilk defa senin kadar her konuya karışan bir besin görüyorum. İstersen bunu bir de mutfaktaki diğer besinlere soralım. Bakalım onlar da senin gibi mi düşünüyorlar? Ben konuşmayı çok severim maydanoz. Ayrıca her konuda fikrim vardır. Tamam, kabul ediyorum. Ben bu mutfağın en meraklısı ve en çok soru soranıyım ama kimsenin işine nane olmam. Nane, seni her yemeğe kattıkları için mi böylesin? Nasılım ki ben? Hani insanlar seni neredeyse her yemeğe katıyorlar ya, bu sende alışkanlık mı yaptı acaba? Bu yüzden mi her konuya katılıyorsun? Galiba insanlar beni her şeye kata kata böyle oldum. Artık elimde olmadan her şeye katılıyorum. Nane, sen çok vitaminli bir besin olduğun için mi insanlar senden her yemeklerinde kullanıyorlar? Vitaminlerimin de etkisi var tabii ama kokum ve yemeklere kattığım tat sayesinde beni hep yemek istiyorlar. Münteha da senin tadını seviyor ama en çok kokuna bayılıyor. Acaba senin bu güzel kokunu sevmeyen var mıdır? Herkesin zevki ve beğendiği şeyler farklıdır. Eminim ki benim kokumu beğenmeyen vardır. Ama artık her yerde olduğum için bir süre sonra bana alışıyorlar. Acaba insanlar nane kokusundan bir koku yapsalar nasıl olurdu? Şimdi aklıma hiçbir şey gelmedi. Hiç kendimi şişede koku olarak düşünmemiştim. Galiba herkes şişmanlardı. Şişmanlamakla nane esansının ne alakası var? Benim kokum insanların iştahını açar. Eğer benden esans yapılırsa kokumu duyanlar yemek yerdi. Bu yüzden herkes şişmanlardı. Nane, biri hastalandığında hüner ala ona hemen nane limon kaynatıyor. Senin yararların neler ki seni hastalanınca içiyoruz? Ben mide bulantısına çok iyi gelirim. Hüner alanın özellikle nane limon çayı yapmasının sebebi mide bulantılarına karşı iyi gelmemdir. Peki naneli sakızının da yararı var mı? Sakızımın size vitaminimden çok ferahlatıcı yararı var. Ayrıca ağız kokularını da giderir. Senin herhangi bir çiçeğin yok ama insanlar seni evlerinde, masalarında hep besliyor. Neden? Sadece beni değil, kardeşim Reyhan'ı da evlerinde yetiştirirler. Yemeklere tat kattığımız için bulunduğumuz mekanlara da ferahlık katarız. Reyhan senin kardeşin oluyor demek. Kesin senin de bir ailen vardır. Peki ailenin adı ne? Aile adımı söylesem mi, söylemesem mi bilemedim. Niye? Ne oldu ki? Benim ailemin adı biraz komik de. Aklıma geldikçe ben de gülüyorum. Hadi hadi nane, ailenin adını söyle. Benim ailemin, yani familyamın adı Ballı Babagillerdir. Gerçekten de komikmiş. Ballı Babagiller. Senin de diğer besinler gibi çeşitlerin var mı? Sen besin olmanın yanı sıra bitki de olduğun için çeşitlerin olacağını sanmıyorum. Evet, benim çeşitlerim yok ama kullanım olarak 3 şeklim var. Aroma, baharat ve taze halim. Evet evet, Elanur yemek yaparken görmüştüm. Senin baharat halini hep yemeklerinde kullanıyor. Seni en çok baharat olarak kullanıyor. Yoğurdun üzerine eklendiğinde harika tadın oluyor. Aa, yemek demişken kesin akşam yemeğini hazırlamaya başlamışlardır. Geç kalmamam lazım arkadaşım. Peki peki, o zaman sen git. Geç kalma. Ben de beslenme çantasına geri döneyim. Bakalım bizim sebzeler yokluğumda ne yapmışlar? Maydanoz. Maydanoz, maydanoz ne meraklısın. Maydanoz. Maydanoz, maydanoz ne meraklısın. Öğrendiklerini bize anlatır mısın? Çok meraklıyım, öğrenmeden duramam. Maydanoz adım, her işe karışırım.